olabilir. Ve alel üzerinde ricalun, cenab Hak adamlar deyince e, acaba hani bu dünyadan intikal eden kimselerin daha önce de bazı derslerde konu oldu e, bir ihtimal olarak akla geliyor dedim. <laughs> Buna dair bazı karineler de olabilir. E, dünyada erkekli ve e, kadın Cinsiyette, cinsiyet varlıklarımızın buraya ait bir geçici süreç mi? Yoksa hakikaten Cenab-ı Hak ruhsal boyutta onu yarattığında bir kimseyi, erkeği, erkek, dişiyi, dişi olarak yaratmış ve dünyadaki bedensel e, durumuyla alakalı bir şey değil, ruhuyla alakalı bir şey. Eğer durum böyleyse o zaman bu kişi dünyada olduğu gibi ahirette de, erkekse erkek ahirette de erkek olur, dişi ise dişi, ahirette de dişi olur. Ee, yok eğer öyle değilse o zaman e, bu dünyadaki yaratılışımıza bağlı bedensel bir tarafımız ise e, tıpkı boyumuz gibi, ondan sonra sima, e, simamız gibi, şeklimiz gibi değişebilir ise ahirette bu kez e, cinsel tarafı itibariyle müminlerin, cennetliklerin, cennete dahil olanların hepsinin tek tip bir cinsiyette olma ihtimalinden bahsetmiştik. Şimdi Araf üzerindekileri de Cenab-ı rical diye e, konu edince, o zaman e, aralarında hani bundan adamlar manası varsa şayet ki öyle, aralarında bir kadın olmadığını e, düşündürebilir. Hatta bu manada cennette de yani, e, dahil olan kimselerin, cennetin vaad edilen bütün ödülleri açısından, nimetleri açısından bakıldığında e, erkeklere hitap eden yanı da bunun için bir karine teşkil edebilir. Yeni yaratılışımızda e, apayrı bir cinsiyet e, erile tekabül eden, erkeğe tekabül eden ama hepimizin müşterek olduğu, bir şey olabilir mi cennete dahil olurken? Bunları bilmiyoruz ama bu ayetin burasında geçen bu ifadede bu düşündüğümüz açıklamalardan herhangi biriyle veya Allah alem daha farklı bir karşılığı olabilir. Onu da Allah Azze ve bilir. Ama Cenab-ı Hak burada ricalun demiş. Wa al arafi رِجَالٌ يَعْرِفُونَ kullen بِسِيمَاهُمْ Her iki tarafı simalarıyla tanıyan bazı adamlar cennet ashabına seslendiler. Size selam olsun diye. لَمْ <laughs> يَدْخُلُوهَا Girmediler. وَهُمْ <laughs> يَطْمَعُونَ Onlar oraya girmeyi şiddetle arzu ediyorlar. Ama bu esnada bunlar cehennemde de değiller. Bir sonraki ayet bunların cehennemle ilgili durumlarına biraz daha açıklık getirecek. Ama e, burada onların, Araf üzerindekilerin normalde cennet tarafına dönük oldukları anlaşılıyor. Yani kendi hallerine bırakırsan cennetliklere dönük duruyorlar, cennetliklere sesleniyorlar, cennetliklere konuşuyor, konuşuyorlar. Ama وَاِذَا صُرِفَتْ Çevrilirse, أَبْصَارُهُمْ gözleri bu e, onlara rağmen sanki bu tarafa doğru bakmaları sağlanmış gibi demek ki bakmakla bile e, cennet tarafına e, haz duyuyorlar, zevk alıyorlar, hoşnut oluyorlar. Cehenneme bakaları, bakasıları yok ama Allah Azze ve Celle yüzleri veya gözleri cehennem tarafına çevrildiğinde diye bir sonraki ayete başlıyorum.